İki genç bedevi adamı mecliste oturan Ömer bin Hattab'ın huzuruna getirdiler. Hazreti Ömer, "Neler oluyor?" deyince iki genç, "Ey müminlerin emiri, bu adam babamızı öldürdü," dedi. Hazreti Ömer adama eğer doğruysa itiraf etmesini istedi ve gençlere babalarını nasıl öldürdüğünü sordu. İki genç, "Bu adam devesiyle tarlamıza girdi. Babam onu engellemeye çalıştı ancak yapamayınca devesinin başına taş attı. Deve oracıkta öldü. Adam taşı aldı, babamın kafasına vurarak öldürdü." Hazreti Ömer, kısas deyince bedevi, "Ey müminlerin emiri, yeri göğü yaratan Rabbim için bana bir gece mühlet ver. Ailem ve çocuklarıma gidip onlara öldürüleceğimi haber verip geleyim. Vallahi onların Allah'tan ve benden başka kimseleri yok," dedi. Hazreti Ömer, "Sana kim kefil olacak?" diye sorunca kimseden ses çıkmadı. Onun adını, evini, kabilesini kimse bilmiyordu. Nasıl kefil olacaklardı ki? Hazreti Ömer gençlere dönerek, "Onu affediyor musunuz?" diye sorunca gençler, "Hayır ey müminlerin emiri, babamızı öldüren de öldürülsün," diye cevap verdiler. Ebu Zer el-Gıfari zahitliği ve dürüstlüğüyle kalkarak, "Katil de olsa ben ona kefilim. Onda mümin sıfatı görüyorum. O yalan söylemiyor. Geri dönecek," dedi. Hazreti Ömer, "Ey Ebu Zer, 3 gün sonra gelmezse seni bırakacağımı mı sanıyorsun?" deyince Ebu Zer, "Ey müminlerin emiri, Allah yardım eder," dedi. Hazreti Ömer bedeviye 3 gün mühlet verdi. Adam gitti, ailesi ve çocuklarıyla vedalaştı. 3 gün sonra Hazreti Ömer ikindi vakti insanları namaza çağırdı. Ebu Zer, Hazreti Ömer'in önüne oturunca Hazreti Ömer, Ebu Zer'e "Adam nerede?" diye sordu. Ebu Zer, "Bilmiyorum ey müminlerin emiri," diye cevap verdi. Ebu Zer güneşe çevirdi bakışlarını. Sanki her zamankinden hızlı batıyordu güneş. Sahabeler hüzünle sustular. Güneş batarken adam geldi. Hazreti Ömer ve Müslümanlar hep beraber tekbir getirdiler. Hazreti Ömer, "Ey filan, eğer geri dönmeseydin senin ne yerini ne yurdunu bilirdik," deyince adam, "Ey müminlerin emiri, Allah biliyor, işte geldim. Çocuklarımı bir başlarına bıraktım. Yurdumda ne su ne de tek bir ağaç var. Geri döndüm çünkü arkamdan ahde vefa kalmamış demelerinden korktum." وَاَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَف۪يلًا اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Hazreti Ömer Ebu Zer'e "Neden ona kefil oldun?" diye sorunca Ebu Zer, "İnananlarda iyilik kalmamış derler diye korktum," dedi. İki genç ağlayarak, "Bu adamı söylediği için affettik ve insanlarda affetme duygusu kalmamış demelerinden korkarız," dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer sakallarından yaşlar süzülerek, "Allahu Ekber, affınızdan dolayı Allah sizden razı olsun. Ey Ebu Zer, bu adamı kederinden kurtardığın için senden de razı olsun. Ve sen ey filan, sadakatin ve vefandan dolayı Allah senden de razı olsun," dedi. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Bunun üzerine Hazreti Ömer sakallarından yaşlar süzülerek, "Allahu Ekber, affınızdan dolayı Allah sizden razı olsun. Ey Ebu Zer, bu adamı kederinden kurtardığın için senden de razı olsun. Ve sen ey filan, sadakatin ve vefandan dolayı Allah senden de razı olsun," dedi. "Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun felenuhyiyennehu hayaten tayyibah. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ."